Değerli arkadaşlar, dün akşam kabine toplantısından sonra Sayın Erdoğan Türkiye'nin beklediği müjdeyi verdi. Dedi ki 2024 yılı emeklilerimizin yılı olacak dedi. Gerçekten emeklilerimiz 2024 yılını hiç unutmayacak. 2024 yılının belki de gelmiş geçmiş en zor hayat şartlarının olacağı, emeklilerimizin barınma ihtiyacının, temel gıda ihtiyaçlarının dahi karşılanamayacağı bir yıl olacak 2024. Onun için emeklerimiz hiç unutmayacak, merak etmeyin. Bir kenara not ediyorlar olanları. Ya benim alanım ekonomi, benim alanım ekonomi diyor. Ben ekonomistim diyor. Arkadaş, hesap kitap bilmiyor musun sen ya? TÜİK'in açıkladığı enflasyon kaç arkadaş? %65 değil mi? Geçen sene TÜİK'in açıkladığı enflasyon %65. Bağımsız araştırmalar %127 diyor. Ki çarşıya pazara çıkan emeklilerimize sorduğumuz zaman enflasyonu sen kaç hissediyorsun? Alışverişe gittiğin zaman peynire, kıymaya, yoğurda, yumurtaya ne kadar zam geldi dediğimizde, sorduğumuzda en az iki katı demiyor mu emeklimiz? Çünkü çarşıya pazara giden gerçek enflasyonu biliyor. Şimdi gerçek enflasyon %127. TÜİK bunu makyajlıyor, ufaltıyor, %65 açıklıyor. Peki müjde diye açıklanan emekli maaş zammı ne kadar? Memur emeklisiysen %49. %49 mu büyük? %65 mi? Demek ki memur emeklisi enflasyonun altında zam almış mı? Almış. Gelelim işçi ve Bağkur emeklisine. Büyük müjde. Hadi gönlümden 5 puan daha koptu dedi, değil mi dün akşam? %37 yerine %42 artırıyorum dedi. Ya bir dakika ya, enflasyon %65 değil miydi? TÜİK'in açıkladığı. TÜİK bile %65 enflasyon açıklarken %42 emekli zammını müjde diye verdi. Bitmedi. Bir güzellik daha yaptı. Hele o en düşük emekli maaşı alan vatandaşlarımız var ya, o 7500 lira alırken şimdi 10 bin lira alan vatandaşlarımız, alacak vatandaşlarımız zam oranı kaça geliyor? %33. Özellikle en düşük emekli maaşı alan vatandaşlarımız %65 TÜİK enflasyonun olduğu bir dönemde maaşlarının sadece ve sadece %33 arttığını hiç unutmayacak. Bunun için gerçekten 2024 emeklilerin yılı olacak arkadaşlar.